İstanbul'da 6.4 milyon ev varmış. Bunun 1.8 milyonu boşmuş. Evet. Boş evler, olduğu halde vermiyor mu? Şöyle, boş evler nerede? Birinci Silivri hattında. Hmm. Orası yazlık bölge. Bir diğeri ise Esenyurt, Başakşehir. Hmm, orada çok ev yapıldı. Ana Avrupa yakasında Tuzla, Çekmeköy gibi İstanbul'un çeperinde yer alan bir kısmı ikinci, üçüncü ev. Yani ev sahibinin ikinci, üçüncü evi. Diğer kısmı ise ulaşım olanaklarının olmadığı yerler. Yani Esenyurt'ta alacak ama Başakşehir'de, Kayaşehir'de alacak ama Tuzla'da alacak ama nasıl gidecek? Dolayısıyla bu nedenle doldurulamayan evler. Şimdi tablo bu. İkinci hadiseye gelince. Az önce inşaat sektöründe özellikle beyaz yakalılara, İstanbul'da metro hattı üzerinde ve beyaz yakalılara yönelik ev inşa eden bir eski bir bankacı tanıdığımla görüştük. Sefer Altınoğlu, ismini de vereyim, bana bir tablo gönderdi. Türkiye'deki konut krizini anlamak için çok iyi bir tablo. Hatta ben bu tabloyu grubumuza da atayım. Grubumuza atayım. Bu tablo üzerinden daha anlaşılır olacaktır. Çünkü 2014'ten 2017'ye kadar konut üretiminde bir başka tablo var. 2018'den 2021'e kadar bir başka tablo var. Bu 2014, 2017, 2018, 2021 arasındaki bu farklılığın temel sebep ekonomik kriz. Ekonomik krizin inşaat sektörüne vurması, inşaat sektöründe üretimin durması ile beraber ve yerinde kentsel dönüşümün yapılmaması, yeterince yapılmaması ile beraber konut fiyatlarındaki onağın üstü artışı göreceğiz. Arkadaşlar eğer ekrana getirebilirlerse hazırlıyorlar o tabloyu şimdi. Söyleyeyim. Neden? Şimdi arkadaşlar 2014, 15, 16, 17'de Türkiye'de yılda üretilen, geleyim oradan atayım. Evet, Firol Bey'de bekliyor. Sevgili izleyiciler, Türkiye'de 2014, 15, 16, 17'de ortalama yıllık üretilen konut miktarı 1.085.270. İstanbul'da ortalaması 226.968, Ankara'da 82.710, İzmir'de 54.135. Ekonomik krizin başladığı 2018, 19, 20, 21'de konut üretimi Türkiye çapında 551.460. Yarı yarıya düşmüş. İstanbul'da 226.000'den 72.000'e düşmüş. Bak, evet. 2017'de 270.000'miş, 2018'de 83.000. Birdenbire çakılmış. Evet, 3'te 1'e düşmüş. Ankara'da da 82.000'den 34.000'e, İzmir'de 54.000'den 28.000'e düşmüş.